Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler, ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sinir sistemi ilaçları grubunda yer alan Aseket, 20 film tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. İlacın etken maddeleri dexketoprofen ve parasetamoldür. Her bir film tablet, 500 mg parasetamol ve 25 mg dexketoprofene eşdeğer 36.9 mg dexketoprofen trimetomol içerir. Aseket tablet nedir, ne için kullanılır? Aseket tablet, non-narkotik analjezikler grubundan bir ilaçtır. İlacın etken maddelerinden dexketoprofen, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar grubundandır. Ağrı kesici, İltihap giderici ve ateş düşürücü olarak kullanılır. Etken maddelerden parasetamol ise ağrı kesici olarak çeşitli ağrıların tedavisinde ve ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır. Aseket film tablet şu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir: kireçlenme belirti ve bulgularının tedavisinde, eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artritin belirti ve bulgularının tedavisinde, sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık olan ankilozan spondilitin belirti ve bulgularının tedavisinde, damla hastalığında görülen eklem iltihabı tedavisinde, akut kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde, ameliyat sonrası ağrı tedavisinde ve ağrılı adet görme tedavisinde kullanılır. Aseket film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse, ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Doktorunuz ağrınızın şiddetine ve cinsine göre ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır. Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz, günde 3 defa 1 tablettir. İlacın etken maddesi olan dexketoprofenin toplam günlük dozu 75 mg'ı ve parasetamolün toplam günlük dozu ise 4 gramı geçmemelidir. Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg'ı aşmaması gerekir. İlacı hekim önerisi olmadan 3 ardışık günden fazla kullanmayınız. Tabletler yeterli miktarda su ile birlikte yemeklerden en az 30 dakika önce aç karnına alınmalıdır. İlacın hafif veya orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2 tablettir. İlacı kullanmayı unuttuysanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki zamanında alınız. Aseket film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar ise şunlardır: İlacın etken maddelerine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Steroid olmayan iltihap giderici ilaçlara karşı aşırı hassasiyetiniz varsa, aspirine karşı aşırı duyarlılığınız varsa, astım atakları, burun iç yüzeyinin kısa sürede iltihabı, burnun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlikler, aspirin ve diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçları aldıktan sonra göğüste hırıltı varsa, daha önceden mide ülseri, kanama ve sindirim bozukluğundan dolayı şikayetiniz varsa veya iltihabın neden olduğu bağırsak problemleriniz varsa, mide veya bağırsak kanama öykünüz varsa, parasetamol etken maddesini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız, bronşiyel astım öykünüz varsa, ağır kalp yetmezliğiniz varsa, kan pıhtılaşması hastalığınız varsa, hamileyseniz veya emziriyorsanız, kalp damarlarınızdaki tıkanıklığın düzeltilmesi için ameliyat olacaksanız, bu ilacı kullanmanız önerilmez. İlacın yüksek miktarda karbonhidrat içeren besinlerle birlikte alınması, ilacın etkinliğini azaltabilir. Bu ilaç baş dönmesi ve uyuklama yapabilir. Bu nedenle ilacı kullanırken araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunmalıdır. Bu ilaç diğer bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle hali hazırda kullandığınız diğer ilaçları
Mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Aseket film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali, yorgunluk, ağrı, güçsüzlük, titreme, keyifsizlik, kaşıntı, sık idrara çıkma, sırt ağrısı, adet döngüsü bozuklukları, prostat ile ilgili bozukluklar, ciltte kızarıklık, sivilce, terlemede artış, kıbızlık, ağız kuruluğu, gaza bağlı, mide ve bağırsakta şişkinlik, bulantı ve kusma, karın ağrısı, ishal, kulak çınlaması, hazımsızlık, görmede bulanıklık, iştahsızlık ve uykusuzluk ilacın hafif yan etkilerindendir. Bu yan etkiler 10 hastanın birinden daha az görülmektedir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.